ayet böyle devam ediyor. Fela ve rabbike, Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede meseleyi ortaya koymadan önce zat-ı uluhiyetine, yani Allah'lığına yemin ediyor. Allah yemin ediyor. Allah-u Teala bizzat kendi zatına yemin ediyor. Kur'an'da muhtelif sebeplerle Cenab-ı Hakk'ın yemin ettiğini görüyoruz. Hem zatına yemin ediyor, hem de bir takım kıymetli olan, değerli olan şeylere Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da yemini var. Fela ve rabbike, hayır, senin Rabbına, yani Allah'lığıma, rububiyetime yemin olsun ki, vav-ı kasem diye bir vav var bilirsiniz. Arapçada bir kelimenin başına vav harfi gelir de o kelimenin sonunu esre okutursa buna kasem deniyor. Mesela vettini ve zeytuni. Ne demek? Bir kardeşim söylesin. Vettini ve zeytuni. Belki binlerce defa duydunuz. Tin, incir demek. Zeytun ne demek? Zeytin demek. Kelimenin başına vav harfi gelmiş. Mesela tin kelimesinin başında vav var. Sonunu da esra okutmuş. Ne oluyor o zaman? Kasem oluyor, yemin oluyor. İncire ve zeytine yemin olsun ki. Yani Kur'an-ı Kerim okunsaydı, Kur'an'ın manası üzerinde biraz durulsaydı, bunlar bilinmeyen şeyler değil. İlkokul çocuklarının bilmesi gereken şeyler. Yemin dediğimiz bir şey var. Mesela dini İslam'da Allah'tan başka, Allah kelimesinden başka hiçbir şeye yemin edilmez. Bunun da yeminin de 3 tane harfi var. Bir tanesi vav, bir tanesi bi, bir tanesi de te. Te dediğiniz. Allah kelimesinin başına vav harfini getirin, sonunu esre okutun, ne olur siz söyleyin. Vallahi olur, yani yemin olur, yemin, yemin. Vallahi, billahi, tallahi. Bakın 3 tane harf var. Üçü de Allah kelimesinin başına geliyor, sonunu esre okutuyor ve yemini mutlak oluyor. Allah'a yemin ederim ki, Allah'a yemin ederim ki, Allah'a yemin ederim ki anlamını ifade ediyor. Demek ki vav dediğimiz harf Arapçada hangi kelimenin başına gelir, o kelimenin de sonunu esre okutursa burada anlaşılacak tek şey yemindir. Mesela vessemai. Ne demek vessemai? Göğe yemin olsun. Vel kameri, siz söyleyin. Aya yemin olsun. Ve şemsi, güneşe yemin olsun. Vel leyli, geceye yemin olsun. Ve nahari, gündüze yemin olsun. Kur'an yemin, Kur'an'da baştan aşağı yemin var. Allah yemin ediyor. Yani Allah kadar yemin eden bir varlık yok. Niye yemin ediyor? İleride ifade edilecek olan bir meseleyi, bir hükmü, bir esası daha insanlara aktarmadan önce o insanların dikkatini çekmek için yemin ediyor. Dikkat çekmek için. Mesela bir anne evladını korkutmak için nedir? Seni öldürürüm der. Ama daha çok dikkati çekmek için nedir? Vallahi seni öldürürüm. Şimdi hangisi daha kuvvetlisi söyleyin? Yemin olan söz daha kuvvetlidir. Demek ki bir meseleyi, bir hükmü, bir kanunu, bir kararı, bir kaideyi, bir meseleyi kuvvetlice muhataba anlatmak için yemin etmektedir, caizdir, helaldir, hiçbir günah yok. Mesela şunun gibi, namaz kılmayanlar cehennemliktir. Bu söz bir hak sözdür. Kur'an'da aynen öyle geçiyor. Namazı terk edenler فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا cehennemin en altında bulunan, adına gayya denen cehennemin bodrumuna atılacaklardır. Yani namaz kılmayanlar eğer tevbe etmeden ölmüşlerse